Tata'da dostluk. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak yerlerde, kocaman bir dağın tepesinde yaşayan bir halk varmış. Yaşadıkları yerin adı Tata'ymış. Tata'da her şey çok güzelmiş. Ama burada yaşayan halkın tek sorunu yiyecek ekecekleri çok yerin olmamasıymış. Sayıları günden güne artan bu halka artık ellerindeki yiyecekler yetmemeye başlamış. Çocuklar bir gün tepede futbol oynarken top Nina'nın başına gelmiş ve Nina yere düşmüş. Diğer çocuklar buna gülüp eğlenirken topu atan Zozo buna çok üzülmüş ve hemen "Nina, çok özür dilerim. İstemeden oldu. Çok canın yandı mı?" demiş. Sonra da gülen çocuklara dönüp bunun hiç komik olmadığını, canının yanmış olabileceğini söylemiş. Çocuklar hemen susmuş ve Nina'dan özür dilemiş. Zozo, Nina'nın çok yakın arkadaşıymış. Nina, Zozo'nun kolundan tutup onu hemen aşağıya çekmiş. "Zozo, şuna bak, sen de görüyor musun? Arkadaşlar siz de görüyor musunuz?" demiş. Zozo ve çocuklar gördüğüne çok şaşırmış. Ama gördükleri şey dağın en aşağısında ve tehlikeli görünüyormuş. "Hemen geri çekilin, bizi fark etmesin," demiş Zozo. "Zozo, bu kadar korkak olma. Yardıma ihtiyacı var gibi. Hadi gidip bakalım," demiş Nina. Diğer çocuklar da Nina'yı desteklemiş. Zozo, "Nina saçmalama. Aşağıya nasıl ineceğiz? Hem inersek bir daha çıkamayız. Ve o şey ya bize zarar verirse?" demiş. "Niye zarar versin ki? Görmüyor musun? Çok korkunç duruyor. Kocaman ve simsiyah." "Siyah ve büyük diye mi korktun yani? Hiç gerçekçi değil. Baksana, hem yardımımıza ihtiyacı var." "Haklısın. Bu onu korkunç yapmaz ama iyi de aşağı nasıl ineceğiz ki?" O sırada kızaklarıyla oyun oynayan diğer çocukları görmüşler. Birbirlerine bakıp gülmüşler. Nasıl ineceklerini bulmuşlar. Hemen çocuklardan kızaklarını onlara vermelerini rica etmişler. Arkadaşlarına da "onu kurtarıp geleceğiz," demişler. Ve kızağa atlayıp tepeden aşağıya kaymaya başlamışlar. Diğer çocuklar koşup olanları büyüklerine anlatmışlar. Halk peşlerinden koşmuş. "Durun, durun çocuklar, bu yaptığınız çok tehlikeli," diye bağırarak uçurumun kenarına gelmiş ve olanları izlemeye başlamışlar. Mina kızağı çok ustaca kullandığı için öne binmiş ve arkasına Zozo'yu almış. Sanki uçuyor gibiymişler. Yolda giderken Mina yaralı olduğunu düşündüğü o siyah şeyi iyileştirmek için kullanabileceği şifalı otları toplamış. Dedesiyle ormana çok gittiğinden nelerin şifalı olduğunu biliyormuş. Sonunda o siyah şeyin olduğu yere gelmişler. Bakmışlar ki bu bir kuşmuş. O kadar güzel gözleri varmış ki çok masum görünüyormuş. Ve ıslak gözlerle Zozo ile Nina'ya bakıyormuş. "Nina, sakın korkma bizden, tamam mı? Biz sana yardım etmeye geldik. Sana ne olduğunu söylersen kolayca yardımcı olabiliriz," demiş. Kuş, sürüsünü kaybettiğini, kimsesiz olduğunu ve insanların onu avlamak istediklerinden dolayı ona zarar verdiklerini söylemiş. Sonra da tam kanadındaki yarasını göstermiş. Nina taşla otları ezerek bir ilaç yapmış. Kuşun kanadındaki yaraya sürmüş. Üzerini kapatmak için de Zozo bir bez dikmiş. Evdeki dikiş işlerinin çoğunu o yaptığından bu işten çok iyi anlarmış. İlacın işe yaraması için birkaç gün beklemeleri gerekmiş. Nina çevreden topladıkları ağaçlarla bir çadır kurmuş. Zozo da o sırada kendilerine gölden topladığı balıkları pişirmiş. Kuş, Nina ve Zozo üçlüsü 3 günü birbirlerine anlattıkları hikayelerle, yemeklerle geçirmişler. Sonra bir sabah kuş ayağa kalkmış ve neşeyle dans ediyormuş. "İyileştim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Herkes benden korkup kaçarken siz bana tüm sevginizle kucak açtınız ve iyileştirdiniz. Dileyin benden ne dilerseniz."
Mina ve Zozo çok mutlu olmuşlar. Biz sana karşılığında bir şey yapman için yardım etmedik. Ama yukarı nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Yardım isteyebileceğimiz tek şey bu. Kuş gülümsemiş ve yere eğilip onlara sırtına binmelerini söylemiş. Atlamışlar kuşun sırtına. Kuş almış bunları, koymuş tepenin başına. Tüm halk Mina ve Zozo döndüğü için çok mutlu olmuşlar ve kuşa minnet duymuşlar. Kimsesi olmayan bu siyah tüylü kuşa onlarla yaşamasını ve dostları olmasını teklif etmişler. Kuş bunu sevinerek kabul etmiş ve halk onun adını Kömür koymuş. Kömür artık köydeki insanları aşağı indirip onların yiyecek ekmelerine yardımcı oluyormuş. Böylece hem halk herkese yetecek yiyecekler yetiştiriyormuş, hem de Kömür yeni bir aile edinmiş olmuş. Bu güzel duruma da Zozo ve Nina'nın güzel kalpli olmaları vesile olmuş. Artık herkes mutlu mesut, aşağı yukarı yaşamış ve bu masal da burada bitmiş olmuş.